Kedi videosu çok tutuyor dediler internette. Dedim biz de Schrödinger'in kedisinden bahsedelim. Bakalım neymiş Schrödinger'in kedisi muhabbeti. Avusturyalı fizikçi Erwin Schrödinger, kuantum teorisi kapsamında süperpozisyon kavramının kusurlu yorumunu ispat etme adına 1935'te Schrödinger'in kedisi olarak isimlendirilen teorik bir düşünce deneyini imza attı. Schrödinger'e göre bir kediyi kapalı bir kutunun içine radyoaktif bir madde, bir tepkili sayaç ve bir çekiç ile birlikte yerleştirdiğimizi düşünelim. Bu arada Einstein radyoaktif madde yerine bir barut fıçısı tercih ediyor. Radyoaktif maddenin bozulma süreci sonunda bir ışıma açığa çıkaracağını ve tepkili sayacı aktive ederek sayaca entegre çekiç sisteminin tüpü kırması sonucu zehirin kutu içine salınabileceğini ya da radyoaktif maddeye hiçbir zarar gelmeyebileceğini biliyoruz. Schrödinger işte burada ilginç teorisini ileri sürmüştür. Kutu kapalıyken kedinin ölü mü yoksa diri mi olduğunu bilemiyoruz. Kutuyu açmadığımız sürece kedinin durumunu bilebilmemiz imkansızdır. İşte bu kuantum fizikçilerine göre süperpozisyon durumudur. Kedinin hem yaşadığı hem de yaşamadığı süperpozisyon durumu biz kutuyu açıncaya kadar geçerlidir. Ve açıldığı anda süperpozisyon durumu bozulur. Sonucunda da ya yaşadığı ya da öldüğü bir tekillik durumuna ulaşılır. Süperpozisyon durumunu biraz daha açarsak kuantum evrende atom altı parçacıklarla gerçekleştiğini görebiliriz. Yani elektron gibi mikroskobik nesnelerin aynı anda her iki durumda da olabilmesini ifade eder. Örnek vermek gerekirse bir elektronun aynı anda hem parçacık hem de dalga halinde bulunabilmesi sonucunda hem orada hem de burada olabilmesi gibi bir durum ile açıklayabiliriz. Kaldı ki Schrödinger'e göre makroskobik nesneler için süperpozisyon durumu geçerliliğini yitirmekteydi. Bu düşünce temelli deneyinde fiziki nesneler üzerinde geçerli olunduğu düşünülen süperpozisyon durumunu yanlışlama adına gerçekleştirmişti. Schrödinger'in deneyi geçmişten günümüze halen tartışılabilirliğini sürdürse de kuantum süperpozisyon durumunun büyük fiziki nesneler gibi makroskobik olgular üzerinde etkin olmadığını, elektronlar türü atom altı parçacıklar gibi mikroskobik evren düzeyinde var olabildiğini kanıtlama adına büyük bir adım olarak anılmaktadır. Bu arada deney sürecinde hiçbir kediye zarar verilmemiştir. Bilginize.